Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Muba Yayınları Fasikül Soru Bankası 4. Fasikül Gol Test 1 dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Gerçekten birinci ve ikinci soruyu bu grafiğe göre çözmemizi istemiş. Bu bitkinin yıllık ortalama uzama miktarı kaç santimetredir diyor. Gençler burada yıllık ortalama uzama miktarı dediği için şöyle yapalım. Uzama miktarlarını toplayalım. Birinci yılda 5. Artı ikinci yılda 10. Üçüncü yılda 25. Dördüncü yılda 15. Ve beş, beşinci yılda 10 uzamış. Burada 5 yıl olduğu için bu ortalamayı bulabilmek için de 5 ile bölmem gerekiyor. Üst taraftaki gençler değerleri toplarsam 25, 15 daha 40, 50, 60, 65... 65 bölü 5'ten yıllık ortalama 13 santimetre uzamıştır. Ve 13 yanıtını Ceyhan seçeneğinde işaretleriz. Evet sevgili gençler devam edelim. İkinci sorumuzu gençler şöyle açmak istiyorum. İkinci soruda arkadaşlar bu bitkinin 5. yıl sonundaki boyu kaç santimetredir? Gençler başlangıçtaki boyu 60 santimetreydi. O halde şöyle yapalım. Bunun üzerine 5 ekleyeceğim birinci yılda. 65. Şöyle 60 artı 5. 2. yılda 10. 3. yılda gençler 25. 4. yılda 15. 5. Beş. yılda 10 cm uzarsın. Bakın başlangıçta 60 vardı. Gençler az önce zaten şuranın toplamını 65 demiştim. O halde 60 ile 65'i toplarsam. 5. yıl sonunda 125 cm olur diyorum. 125 e yanıtını... Denizli seçeneğinde işaretliyorum. Evet devam edelim bir sonraki sorumuza geçelim. Evet üçüncü sorumuzda Ali, Burak, Can ve Deniz'in Deniz bir Deniz pastayı verilen grafiğe göre paylaşmışlardır. Buna göre Denize pastanın yüzde kaçı kalmıştır diyor. E, yüzde kaç pay edilmiştir. Önce öncelikle Deniz'in merkez açısını bulalım. Buradaki 141, 75 ve 90'ı toplayacağım. 360'ten çıkararak denizin merkez açısını bulacağım. 6, 9, 7 daha 16, 4 daha 20. Elde var 2. 1, 2 daha 3. 306. 360'tan 306'yı çıkartırsam denizin gençler merkez açısı 54 derecedir. Gençler tamamına 360 derece demiştik ve tamamı %100'dür. Yani %100'üm 360 derece ise Yüzde kaçı gençler bilmiyorum. Buraya yüzde x'i diyorum. 54 derecedir. Evet gençler. Buradan içler dışlar çarpma yapacak olursam. 360 x eşittir. 54 çarpı 100 diyorum. Her iki tarafı 360 sadeleştirerek x'i yalnız bırakalım. Burada x kaldı. Şöyle birer sıfır atalım gençler. 36'yı 18'e bölersem 2. 54'ü 18'e bölersem 3. 3 ile 10 çarpıyorum gençler. 30 yaptı. 30 bölü 2. X'in değeri buradan 15 olur diyorum. Demek ki %15'idir. Evet sevgili gençler. yüzde 15'te bolu seçeneğinde doğru yanıt olur diyoruz. Dördüncü sorumuzda bir kente bir yılın ilk 3 ayında tüketilen kırmızı ve beyaz et miktarı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre tüketilen toplam et miktarının yüzde kaçı Şubat ayına aittir? Gençler Ocak ayında 40 10 daha 50 kilogram pardon 50 ton Şubat ayında gençler 50-40 daha 90 ton ve Mart ayında gençler toplamda 60 ton bunları toplarsam 200 ton sevgili gençler tamamı Vadi yüzde 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 istediği için yüzde 200 ton'a denk geliyorsa yüzde kaça sevgili gençler yüzde x'i Evet. Ne dedik gençler? Şubat ayında, Şubat ayındaki de 90 demiştim. 90'dır diyoruz. Buradan doğru orantı olduğu için gençler bakın kat görebiliriz. 200 100'ün 2 katıdır. O halde x'i bulmak için ne yaparım gençler? 90'ı 2'ye böleriz. Burada x eşittir. 90 bölü 2'den 45'e eşit olur ve denizli seçeneği de sorumuzun doğru yanıtıdır. 5. Evet, sorumuza gençler Kayseri iline ait 6 günlük en yüksek ve en düşük sıcaklıklarla ilgili bir çizgi grafiğimiz gözüküyor. E, bu ifadelerin hangileri doğrudur diyor. Birinci öncülde gençler en yüksek sıcaklık ile en düşük sıcaklık farkının en az olduğu gün cumartesidir. Gençler bakın burada bir derecelik farkla cumartesi günü en düşük e, aradaki farkın en az olduğu gündür. Yani bu ifademiz doğrudur. İkinci öncülde Perşembe günü en yüksek sıcaklık ile perşembe gününe bakıyorum. en düşük sıcaklık farkı 2 derecedir. Bakın burada 5, burada 3 var. 5 eksi 3'den 2 derecelik fark var gençler. Evet bu ifademiz de o halde doğrudur. Evet 3. öncülde 6 gün boyunca ölçülen en düşük sıcaklık ortalaması 3 derecedir diyor. Gerçi en düşük olanları toplayacağım. Bakın 5, 4, 3, 5 artı 4 artı 3 artı 3, 2 ve 3. Bunları sevgili gençler 6'ya böleceğiz. 5, 4 daha 9, 12, 15, 15, 2 daha 17, 2 daha 20. 20 bölü 6 gençler. Bakın 20 bölü 6'yı ben sadeleştirecek olursam gençler 10 bölü 3 eşittir. Ama bu 3'e eşit değildir sevgili gençler. Bundan dolayı 3. öncülümüz yanlıştır. E buradan da 1 ve 2 doğrudur diyoruz ve Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Altıncı sorumuzda aylık 15.000 TL maaş alan Ahmet Bey'in harcamalarının dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre Ahmet Bey'in kirası kaç liradır? Öncelikle kiranın merkez açısını bulalım. 120, 72 ve 60'ı topluyorum. 7, 6, 13, 15 elde var. 1, 1, 1 elde 2. 360 dereceden 252 dereceyi çıkartırsam 108 derece kiranın merkez açısı. Maaşın tamamı gençler 15 bindim. O halde 15 bin tamamısı yani 360 derece 15.000'e bine eşitsem 108 derece kaça eşittir diyerek gençler doğru orantımızı kuralım. Ve içler dışlar çarpımı yapalım. 360x eşittir. 15.000 çarpı 108 diyorum. Buradan her iki tarafı 360'a sadeleştirelim. Ve 1 0 attım gençler. 108'i 36'ya bölersem 3 kalır. Buradan da 1500'e 3'ü çarparsam 4500 TL olur sevgili gençler kirası ve bunu da bonus seçeneğinde işaretleriz. Hediye 7. sorumuzda Yukarıdaki grafikte bir çiftçinin 4, yıl, 4 yılda ürettiği mercimek ve pirinç miktarları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor soruyor. E gençler pirinç miktarı sürekli artmıştır diyor. Bakın pirinç miktarı gençler sürekli bir artış halindedir. Bu ifade doğrudur. 2018 yılında 2018 gençler burada Mercimek pirinçten 2 ton fazladır. Bakın 16'dan 14'ü çıkartırsam Evet iki fazladır gençler bu da doğrudur. E, ee, en çok üretim 2019 yılında yapılmış diyor. Yaşta toplam üretimden bahsediyor. O halde 2018'e bakın 16, 14 daha 30 ton üretilmiş. 2019'a geldiğimiz zaman 4, 20 daha gençler 24 ton üretilmiş. Evet 2019'da 24, 2018'de daha fazla gençler. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır ve sorumuzun yanıtı kesinlikle Ceyhan'dır diyoruz. 8. soruda aşağıdaki daire grafiğinde bir bahçedeki çiçeklerin türlerine göre sayıcı dağılım verilmiştir. Bu bahçede bulunan lale sayısı 22 olduğuna göre toplam çiçek sayısı kaçtır diyor. Yani öncelikle laleyi gösteren dairenin dilim açısını, daire dilimin açısını bulalım. 120, 90 ve 84'ü toplayacağım. 9, 8 daha 17, 2 daha 19. Elde var. 1, 1, 1 elde 2. 360 dereceden 294 dereceye çıkartırsak buradan 56 derece pardon 66 derece Gençler lalenin merkez açısıdır. Şimdi bu lalenin merkez açısı 66 derece ve 22 tane çiçeğe denk geliyorsa 66 derece 22 çiçekse tamamı sevgili gençler 360 derecedir. Buraya x tane çiçek deriz. Gençler bakın burada 3'te biri olduğu için yani 360'ı 3'e bölerek x'in değerini bulabilirim. 360 bölü 3'ten toplam çiçek gençler 120 tanedir. Ve bunu da Ceyhan seçeneğinde işaretleriz. 9. Evet, sorumuzda Mahmut proje ödevi olarak bazı illerin günlük sıcaklıklarını karşılaştıracaktır. Bu tabloya göre aşağıdaki e, grafiği çizmiştir. Mahmut'un oluşturduğu tablo Karşıdakilerden hangisi olabilir diyor. İşte bakın burada kesin olan Aydın ilinin 20 derece oldu. O halde seçeneklere baktığımız zaman A seçeneğinde Aydın 21, D seçeneğinde 11 gençler kesinlikle bunları ederiz. B ve C'ye bakıyorum. Ankara gençler bakın burada 10 ile 15 arasında. Burada Ankara'yı arkadaşlar 10 olarak gösterdiği için B'yi deliyorum. Bakın Ankara 10 ile 15 arasında 14 olabilir. İstanbul 15 ile 20 arası 17 olabilir. Antalya gençleri 20 ile 25 arası 22 olabilir. Gördüğünüz gibi Ceyhan seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. 10. sorumuzda bir bahçede bulunan meyve ağaçlarının sayısının dağılımı daire grafiği ile gösterilmiş. Bu bahçedeki kayısı ağaçların sayısı elma ağaçların sayısından 12 fazladır diyor. Buna göre bahçedeki elma ağaçların sayısını istiyor. Öncelikle merkez açısını bulalım kayısının. 120 ile 100'ü topluyorum. 220 derece 360'tan sevgili gençler 220'yi çıkartırsam 140 derece kayısının merkez açısıdır. Şimdi e, kayısı ağacı elma ağacından 12 fazlaydı. Yani elmanın merkez açısı 100 derece, kayısının merkez açısı 140 derece. O halde 140'tan ben 100'ü çıkartırsam buradaki fazlalık gençler 40 derecedir ve bu 40 derecenin 12 ağaca eşit olduğunu söylüyor. Ee, elma ağaçları gençler 100 dereceydi. O halde 100 derece x ağaçtır diyelim. Buradan doğru orantı olduğu için içler dışlar çarpımı yapalım. 40x eşittir. 100 çarpı 12. Her iki tarafı 40 ile sadeleştirelim. Birer sıfır attım gençler. 12'yi 4'e bölersem 3 kalır. 3 çarpı 10'dan Evet elma ağaçların sayısı 30'dur diyorum. Denizli seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. 11. sorumuza geçelim. Evet, Ergenekon Ortaokulu'nda öğrencilerin %20'si 5. sınıfa, %25'i 6. sınıfa, sınıfta %40'ı 7. sınıfta geriye kalanlar da 8. sınıfta okumaktadır. Buna göre yukarıdaki verilerle oluşturacak daire grafiği hangisidir diyor. Yani önceki %20, 1 bölü 5 demektir. Tamamını 360 derece dersem bunun 5'te bir 1'i 360'ı 1 bölü 5 ile çarparsam 72 derecedir. Baktığımız zaman gençler 5'in sıfırların A'da 144 olduğunu görüyorum. Eliyorum. B'de 90 derece eliyorum. C'de gençler 90'dan da fazla eliyorum. O halde C'de 72 derece olduğu için C yan seçeneği burada sorumuzun yanıtıdır diyorum. Diğer sınıflara hiç bakmadan C şıkkını işaretleyebiliyoruz. Evet 12. sorumuzda bir ailenin ödediği elektrik faturasının mevsimlere göre değişimi e, sütun grafiğinde verilmiş. Buna göre bu ailenin bir yıllık elektrik faturası daire grafiğinde gösterilirse yaz mevsimi gösteren merkez açı ile ilkbahar mevsimi gösteren merkez açı arasındaki fark kaç derecedir diyor. Yani öncelikle faturaların toplamı, toplamına bakalım. İlkbaharda 150 lira. Sonbaharda 300 lira. Son pardon yazda 300 lira, sonbaharda 100 lira ve kışın gençler 450 lira. Bunları toplarsam 450, 150 daha 600, 900 bin TL. Gençler burada merkez açıları arasındaki fark dediği için ben yazla ilk bahar arasındaki fiyat farkına bakmak istiyorum. Yazın 300'düm, ilk baharda sevgili gençler 150'ydim. Madde 300'den 150 çıkartırsam aslında bizden 150 TL'lik e, farkın sevgili gençler kaç derece eşit olduğunu söylüyor. O halde şöyle yapalım. Derece olarak istediği için 360 derecesi 1000 TL'den geliyorsam, 150 derece gençler pardon 150 TL'si birimleri alt alta yazıyoruz ve x dereceye denk gelir diyoruz. Buradan sevgili gençler içler dışlar çarpımı yaparsam 1000x 350 çarpı 150 Böyle her iki tarafı 1000 ile sadeleştirirsem evet, Birer sıfırı gençler sadeleştirdim e, Onu 5'e böldüm 2 15'i pardon onu 5'e böldüm 2 15'i 5'e böldüm 3 2'ye böldüm 1 36 2'ye böldüm 18 18 çarpı 3 Buradan x'in değeri 54 derece olur. Ve 54 yanıtını bolu seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet sevgili gençler bu testimizin gençler buradaki soruyla dersimizi burada bitirelim. Diğer sorularımızı bir sonraki videoda çekeceğiz. Evet diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.